Merhaba. Şimdi sorularınıza, yorumlarınıza cevaplar vermeye çalışacağım. 10 tane satış kapama cümlesi adlı videomuza bir yorum yapılmış. Hocam benzeri başıma geldi. İsterseniz şu an ön kaydını yapalım. Gelecek ay zam gelecek. Çok ucuz manipülasyon. Karşı taraf malının artılarını anlatacağına, psikolojik baskıya başvurunca direkt oradan kaçarım. Sizin videolarınızı izlerken hem bu teknikleri hayatın her dalında kullanmak isteyen biri olarak hem de müşteri bakış açısıyla izliyorum. Şimdi sondan başlayalım. Doğru satış teknikleri hayatın her alanında kullanılabilir. Size faydalı olacaktır. Birebir ilişkilerinizde, iş hayatında vesaire. Şimdi gelelim işte şu an almazsanız ileride zam gelecek olayı. Şimdi burada bir nüans var, onu yakalayalım. Şimdi diyor ki arkadaşımız bana ürünün özelliklerini anlatacağını bunu söylüyor. Tabii ki sen önce satış görüşmesinde ürünün artılarını, özelliklerini anlatacaksın. Ama satış baskısı denilen bir ortam var. Bu ne zaman işe yarar biliyor musunuz? Bu gerçekse özel okul kaydı yenilenecek, ön kayıt. Şu anda eğer sen bunu yapacaksan, sen devam edeceksen bu işe gerçekten zamlanacak. Ve gerçekten zamlanıyorsa evet bu bir satış baskısı olarak kullanılabilir. Ama arkadaşımıza şurada da katılıyorum. Sen bu baskıyı zaten satışta kullanmak zorundasın. Ama sen bu baskıyı mal ve hizmetin önüne geçerek sen bunu zaten almak zorundasın. Ne olursa olsun al gibi yaklaşarak olmaz. Yani buradaki önemli olan şey satış baskısının zamanı. Arkadaşımıza teşekkür ederim yorum yaptığı için. Bu tarz başkalarının da işine yarayacak yorumları cevaplamaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.